Merhabalar, ben Emre Pişiren. Bugün sizden gelen soruları cevaplamak için Hakimlik Akademisi'ndeyim. Şimdi bakalım hangi sorular gelmiş. Tarih dersini nasıl çalıştı, hangi kaynakları kullandı? Özel soru. Tarih dersini Emre Hoca'nın fasikülünden, Emre Hoca'yı dinleyerek çalıştım ve çıkmış soruları çözdüm. Bu kadar. Hakimlik savcılık sınavlarına tam olarak ne zaman çalışmaya başladınız? Şubat ayında askerdim, Mart'ın başında döndüm. Döndükten sonra akademiyle beraber sürece dahil oldum. Evet, Mart ayı. Mart'ın ortası gibi. Bilim kurumda çalışıyor muydu? Herhalde bir kurumda çalışıyor muydu sınava hazırlanırken demiş. Hayır, bir kurumda çalışmıyordum. Kendimi sadece sınava vermiştim. Kendini nasıl motive ediyordu? Kendimi nasıl motive ediyordum? Aslında bu iş çok istediğim bir işti. Bunu elde etmek için de yapmam gereken bazı şeyler vardı. Bunların ne olduğu, daha doğrusu ne kadar zor olduğu bir şeyi istedikten sonra önemsiz hale geliyor. Dediğim gibi klişe ama doğru. Severseniz yaparsınız. Düşüş yaşadığı zamanlarda hiç çalışmayı bırakmayı düşündün mü? Hayır. Hayır, çünkü düşüş bu işin doğasında var yani. Bir şeyi anlamadığınız olur, anladığınızı zannedersiniz, soruyu yanlış çözersiniz, o soruları yapamazsınız. Bunlar işin doğasında var. Zaten bir şeyi tamamlamak düşüş yaşaya yaşaya, yanlışlar yapa yapa, bunlara üzüle üzüle ve bunların üstüne gidip bunları tamamlayarak başarı elde ediliyor. O yüzden düşüş yaşadığım oldu ama çalışmayı hiç bırakmadım. Birinci olduğunu görünce ne hissetti? Çok çok mutlu oldum. Gerçekten tarifsiz bir mutluluktu. Ne hissettiğimi bilince ilk önce şükrettim. Allah'ım sana şükürler olsun dedim. Nasıl bir süreç geçirmiş? Ders çalışma biçimi, soru çözümü, lokal müdahale, arşiv vesaire gibi durumlar. Evet, ders çalışma biçiminde temelde öncelikle hocalardan konuyu dinliyordum. Bir kere konuyu dinliyordum, sonra bir kez daha dinliyordum ve bu dinlememle fasikülle beraber götürüyordum. Bu ikinci dinlemem çok ayrıntılı bir süreçti. Yeri geliyordu, dersi dakika dakika analiz ediyordum, hocalarına söylediklerini fasiküle yazıyordum. Tabii ki her şeyi kelime kelime değil ama kelime kelime yazdığım da vardı. Öyle gerektiği zaman öyle yazıyordum. Hocaların verdiği örnekleri, anahtar kelimeleri, hatırlatıcı ifadeleri ve bunları oturup öğrenci jargonuyla söylersek tamamen inekliyordum, ezberliyordum. Ve tabii bununla bitmiyor. Sonra da unutmamak için çok tekrar ediyordum. Sistematik tekrar yapıyordum. Günde kaç saat, kaç ay çalıştı? Her gün hangi ders? Günde kaç saat çalıştı? Hiç kronometre tutmadım. Şu kadar saat, şu kadar dakika çalıştım diye. Ama günümü 24 saate çalışmaya yönelik de her şeyimi ona göre planlıyordum. Dediğim gibi 7 saat uykumu alıyordum. Kalan 17 saatte 35 dakika ders, 10 dakika ara şeklinde götürüyordum. Çok yorulunca ara veriyordum bir saat. Sonra bir kahve içip tekrar devam ediyordum. Enerjim bitene kadar, kendime koyduğum hedef, o günün işi bitene kadar devam ediyordum. Saatin kaç olduğunun önemi yoktu. Gece birden sabah 4'e hatta 6'ya kadar gittiği de oluyordu. Her gün hangi derslerini nasıl bir sıralama izliyordu? Benim için en tırnak içinde baba ders bu sınavda vergi hukukuydu. Önce ondan başladım. Daha sonra vergiden sonra medeni, medeniden sonra borçları, borçlardan sonra medeni usulü, medeni usulden sonra cezayı, ondan sonra idari hukukunu, sonra idari yargıyı, sonra anayasayı, sonra iktisadı, maliyeyi ve tarihi. Evet, sıralamam böyleydi. Ama dediğim gibi her bir dersi bitirdikten sonra o güne kadar bitirdiğim bütün dersleri tekrar ediyordum. Ondan sonra yeni derse geçiyordum. Bu neymiş? Neden bu mesleği tercih ettiniz? Ya aslında çok farklı bir cevabım var benim. Tabii ki hakimlik çok saygın bir meslek, herkesin isteyeceği bir meslek, saygınlığı olan bir meslek ama ben dediğim gibi fakültede idari hukuku ve idari yargı derslerinden çok keyif alıyordum. Ve çalışırken bu keyif aldığım dersleri icra edeceğim bir mesleğim olsun istedim. İdare hakimlik sınav birincisi kaç net yaptı? 87 net. Okul ortalaması nasıldı? 2.76 idi yanlış anımsamıyorsam. Fakültede hep çalışkan mıydı yoksa sınava özel maksimum bir çaba mı sarf etti? Geneline baktığınızda ortalama bir öğrenciydim yani sınav dönemi yüklenen bir öğrenciydim. Ama dediğim gibi idari hukuku ve idari yargı dersleri benim için ayrı bir yere sahipti. Onlara
günü gününe çalışıyordum. Çalışırken keyif alıyordum. Sadece online mi eğitim aldınız yoksa yüz yüze mi? Aslında ikisi de hayır. Şöyle, ben yüz yüze eğitimde değildim. Online eğitim platformundaydım. Ama dersleri online takip edemiyordum. Bir negatiflik yoktu yani. Ertesi gün kaydı var nasılsa. Ben kayıttan dinliyordum. Hatta daha iyi oluyordu. Anlayamayınca ben geri alıyordum. Şimdi canlı derste kaçırınca hemen geri alamıyorsunuz ama ertesi gün dinleyince isterseniz 40 kere geri alabilirsiniz. Maşallah, teşekkür ederim. Ne kadar süre hazırlanmış ve çözdüğü kaynaklar. Dediğim gibi işte Mart'ın ortası gibi başladım. Mart'ın başı ortası gibi başladım. Çözdüğüm kaynaklar. Akademinin kaynaklarını çözdüm ama yüklendiğim şey çıkmış sorulardı. Onları kaç kere çözdüğümü bilmiyorum. Çok çözdüm. Ne zaman çalışmaya başladınız? Ben şu an 3. sınıfım. Başlamam iyi olur mu? Bence hiç gerek yok. Okulun hayatın tadını çıkar. Çok erken düşünüyorsunuz bence. Zaten derslerine iyi çalışan bir öğrenciysen, ki bu mesajı yazan biri eminim çok iyi bir öğrencidir, bitirince de rahatlıkla bu sınavlara, hazırlık sürecine gider. Birinci olmayı bekliyor muydun? Şöyle, verdiğim emeğin hakkı olduğunu düşünüyordum. Birinci olmasa da derece yapmanın hakkı olduğunu düşünüyordum. Ama sınavdan çıktığımda birinci olmayı beklemiyordum. Birinciliğe götüren önemli etkenler: çalışmak, çalışmak, çalışmak ve sadece çalışmak değil, sistemli çalışmak ve sistemli, daha doğrusu tekrar etmek. Dediğim gibi herkes çalışıyor, herkes emek veriyor, herkes öğreniyor, hatta herkes ezberliyor. Ama mesele o sınav günü o bilgilerin hafızada kalıp kalmaması. O sınav günü hatırlayabilmek, bunun için de çok tekrar gerekiyor, sistematik tekrar gerekiyor. Mülakat hazırlık sürecinde neler yapıyor? İşte, mülakatta çıkacak şeylere çalışmaya başlayacağım şimdi. Hepinize başarılar diliyorum.